Bir insan çok şey bilebilir, çok şey duyabilir. Peki bunların ne kadarını anlatır, ne kadarını anlatamaz? İşte Ayhan Bora Kaplan isimli bir mafya üyesi, bir mafya lideri yakalandı. Ucundan bir şeyler gösteriyor, birazını saklıyor. Biz de bugün neler saklıyor, neler saklamıyor? Hem Ankara mafyasını hem de mafya operasyonlarındaki son durumları konuşmak için bu işin uzmanına başvuracağız. Eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk bizlerle birlikte. Kendisi sorgu konusunda sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bilinen bir isim ve aynı zamanda bu konuda kitapları var. İnsanı konuşturmak konusunda üstüne yok. Bakalım biz onu konuşturabilecek miyiz? Hoş geldiniz müdürüm yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İltifatlarınız için de. İltifat değil, bunlar gerçek. Hala kitaplarınız okutuluyor ve birçok hakim savcıya ders verdiğiniz hakim savcılar hala şu anda Türkiye'de mahkemeleri yönetiyorlar. İlk başta ben çok soru var ama şundan başlamak istiyorum. Siz uzun yıllarda Ankara'da il emniyetinde çalıştınız, orada yöneticilik yaptınız. Şimdi İstanbul mafyasını biraz insanlar biliyorlar ama Ankara mafyası biraz daha kapalı bir kutu. Biraz Ankara mafyasını anlatabilir misiniz bize? Ankara'daki mafya faaliyetleri nasıldır? Görev alanları, faaliyet alanları nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, mafya genelde bütün illerde ya da bütün ülkelerde mafyanın faaliyet alanları 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Klasik faaliyet alanları vardır mafyanın. Bir de o bölgeye özgü farklı alanlar vardır mafyanın çalışabileceği. Mafya genelde suç teşkil eden uyuşturucu gibi, kumar gibi, kadın ticareti gibi, organ ticareti gibi, kaçakçılık gibi konularda temel aktördür. Yani bir ülkede uyuşturucu satışı varsa, insanlar çok sayıda kişi uyuşturucu kullanıyorsa, bu mutlaka mafyanın temin etmesi gerekiyor. Çünkü bunu legal olarak alabilecekleri bir yer yoktur yani. Bir toptancıdan bir yerden alamazlar. Dünyada uyuşturucuya sadece esrara, uyuşturucunun diğer türlerine değil izin veren birkaç tane ülke var. Çok fazla yok. Dolayısıyla uyuşturucu satışı, kadın satışı, illegal kadın satışı ve diğer kaçakçılık işleri mafyanın yaptığı işlerdir. Ankara'da da bu işleri mafya grupları yapar genel olarak. Bu işler dışında Ankara'ya özgü mafyanın yaptığı başka işler de vardır. Ankara, Türkiye'nin başkenti, dolayısıyla bakanlıkların bulunduğu yer, büyük devlet kuruluşlarının bulunduğu yer ve devletin en büyük ihalelerinin yapıldığı yer. Dolayısıyla mafyanın Ankara'daki en önemli işlerinden birisi de bu devlet ihalelerinde yapılan yolsuzluklarla ilgili düzeni, sistemi bekçilik yapmaktır. Yani bakanların, siyasetçilerin her dönemde yapılan ihalelerde, çünkü bu ihalelere giren şirketler var, karşı şirketler var, bürokrasi var, bürokraside direnecek insanlar olabilir. Yani yürüteceğiniz gayri resmi bir ihale sistemini ayakta tutmak için mutlaka mafya gruplarına ihtiyaç duyarsınız. Yani diyelim ki bir Enerji Bakanlığı ihaleleri yapılıyorsa, o Enerji Bakanlığı ihalelerini korumasında olan yani gayri resmi o konuya nezaret eden bir mafya grubu oluyor. Diyelim ki inşaat ihaleleri yapıyorsa o inşaat ihalelerine gayri resmi şekilde nezaret eden birisi oluyor. Çünkü orada sadece hukukla işler yürümüyor. Yani hukukla ilgili yürüyen işleri yargıdaki kirli insanlarla çözmeniz gerekiyor ama hukuk dışı insanları tehdit etmeniz gerekirse bunları da bir mafya ile yapmanız gerekiyor. Oradaki büyük kara parayı mafya ile kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bürokrasinin ve siyasetin merkezi olduğu için Ankara, siyasetçilerin ve bürokratların kurulu düzene karşı çıkmamaları için onların açıklarının kullanması, onların gayri resmi işte bu eğlence ihtiyaçları, ondan sonra gayri meşru yaşamları, işte metrestir, diğer cinsel hayatıyla ilgili ihtiyaçlarını da karşılayan sistemi de mafya
kontrol eder yine. Dolayısıyla Ankara mafyası büyük ölçüde Ankara siyaset ve bürokrasisinin yani bir nevi gizli yatak odası diyeceğimiz, yani garsoniyer dediğimiz ikinci şeylerini bilir ve Ankara mafyasını eskiden beri kullananlar da, yani derin devlet dediğimiz şey bizim devletin derindeki kirliler, gayrimeşru işleri yürüten kişiler, İstanbul'da ya da Doğu'da, Diyarbakır, Van'da, Hakkari'de bir uyuşturucu ticaretini kontrol ederlerken, Ankara'da da büyük ölçüde siyaset ve bürokratların gizli yatak odalarını göz önüne alırlar. Dolayısıyla Ankara'da etkili olmak isteyen mafya grupları büyük ölçüde barlar, pavyonlar, işte telekızlar gibi alanlara hakim olmak durumundadır. Bunlar aynı zamanda uyuşturucunun da satıldığı yerlerdir. Yani konu biraz Sizin çok geniş. döneminizde hatırlıyorum bu savunma operasyonları vardı. Bu işe herhalde Evet. saunaları da dahil etmek lazım. Herhalde Evet. kalmadı şimdi. Saunalar biraz daha Evet. azaldı gibi ama diğer şeyler Evet. muhtemelen devam ediyordur. Saunalar da katılabilir. Şimdi bir isim var. Yine Ankara'da Soylu döneminde, Süleyman Soylu döneminde parlayan ve birçok eğlence mekanı işleten bir isim Ayhan Bora Kaplan. Şimdi bir ifade verdi. Özellikle keleşler konusu çok gündeme geldi. Hakim dedi ki bu 15 Temmuz'daki keleşleri nereden buldun dedi. Siz güvenlik konusunda uzman birisiniz. Keleşler nereden bulunur? Kimde vardır bu silahlar? Nasıl almış olabilir? Yani 15 Temmuz konusu başlı başına farklı bir konu. 15 Temmuz'daki silahları büyük ölçüde devletin resmi ya da gayri resmi unsurları dağıttılar. Yani piyasaya şu ana kadar çıkan bütün bilgilerden anlaşılan bu. Fakat devlet dışında da bu silahlar temin edebilir. Yani gruplar bu silahları temin edebilir. Özellikle Türkiye'nin güney sınırındaki ülkeler büyük ölçüde otoritelerini kaybetmiş ülkeler ve silah kaçakçılarının rahatlıkla oradan silah sokabildikleri, uyuşturucu sokabildikleri ülkeler. Oralardan da çok sayıda silah geliyor. Nitekim bu Ayhan Bora Kaplan'ın bir adamı silah konusunda doğudaki askerlerle ilişkili bir grubun, Ayhan Bora Kaplan'a bağlı bir grubun silah getirdiğini, büyük silahları getirdiğini ve Ankara'da dağıttığını söylemişti. Yani Ankara'da siz Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu döneminde önü açıldıktan sonra önce barlara, pavyonlara hakim olarak bir şekilde siyaset ve bürokrasiyi yavaş yavaş gözetlemeye başlıyorlar. Para kazanıyorlar, para kazandıkça diğer barları, pavyonları alıyorlar. Para kazandıkça bu sefer diğer silah işlerine, diğer kaçakçılık işlerine doğru gidiyorlar. Yani işleri yavaş yavaş büyütüyorlar. Yani ben 15 Temmuz'la ilgili silah konusunu ön plana çekmesinin Ayhan Bora Kaplan'ın dünkü ifadelerini basından takip ettim. Aslında biraz devletin içindeki, yargıdaki, polisteki, siyasetteki kirlenmenin önüne geçmek için, yani onu kapatmak için ifade sırasında bu konuya ağırlık verildiğini düşünüyorum. Özellikle dün Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz vurgularını ifadesinde kullandı. Hakim de bu 15 Temmuz ve işte bu silahlar konusu üzerinde durmasına izin verdi Ayhan Bora Kaplan'ın. Yani bir yerde bu tür soruşturmalarda ne söylendiği kadar ne söylenmediği önemlidir, ne konuşulduğu önemlidir. Yani Ayhan Bora Kaplan konusu dediğiniz zaman tırtıldan kelebeğe dönmeye çalışan bir mafya şeyi görüyorsunuz, lider adayı görüyorsunuz. Ayhan Bora Kaplan henüz bir ulusal mafya değil, uluslararası mafya da değil. Ama tırtıldan kelebeğe gidecek şekilde, yani sürüngenlikten uçmaya yakın oldu. Yani büyük iş adamı olacaktı. Eğer Ayhan Bora Kaplan operasyon yapılmasaydı belki birkaç sene sonra Sayın Ayhan Bora Kaplan diyecektik işte. Büyük iş adamı, belki havaalanı şeyi alacaktı, ihalesi alacaktı. Belki işte transit gemiler alacaktı falan filan. Çünkü GİMAT'ta bazı şirketler kurmuş, Almanya'da bağlantılar kurmaya başlamış. Yani Ayhan Bora Kaplan benim organize suçlarda 6 sene 2000'den 2006'ya kadar organize suçlarda soruşturma amirliği yaptım ben. Daha sonra bir 6 sene TADOK Akademi Müdürlüğü yaptım. Türkiye'nin Uyuşturucu Uluslararası Mücadele Akademi Müdürlüğü yaptım. Daha sonra Ankara'da tekrar Emniyet Müdür Yardımcısı olarak 1,5 sene çalıştım.
Ayhan Bora Kaplan benim çalıştığım dönemde henüz bir torbacı, yani hırsızlık yapan, torbacılık yapan birisi. Daha sonra 2012'den sonra uyuşturucu satışına başlıyor ve Süleyman Soylu döneminden sonra 17-25'ten sonra büyük bir gelişim göstererek kokain piyasasına bir taraftan giriyor. Öbür taraftan barları, pavyonları ele geçiriyor. Bir taraftan da artık yavaş yavaş Avrupa'ya açılıyor ki Almanya çok önemli. Almanya'da GİMAT'ta alacağı şirketlerle bu tür mafya babaları işte bakliyat taşımazlar yani. Hani görünüşte taşıdıkları bakliyat, bir takım ticari şeyler vardır. Çünkü Avrupa'ya Türkiye'den en çok giden şey nedir? Türk marketleri var. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, her tarafta. Her gün tırlar dolusu malzeme gidiyor. Siz uyuşturucu götürecekseniz böyle bir sistemin içerisinde onları kamufle etmeniz gerekir. Dolayısıyla Ayhan Bora Kaplan Almanya'da şirketleri kurmuş. Tam işte kelebeğe döneceği aşamada Ayhan Bora Kaplan'a bir operasyon yapıldı ve Ayhan Bora Kaplan devre dışı kaldı. Yani konu biraz uzun ama Süleyman Soylu benim en büyük şanssızlığımdı diyor, ya da 15 Temmuz. Yani hem en büyük şansı hem en büyük şanssızlığı. Çünkü bir torbacının, bir uyuşturucu satıcısı Süleyman Soylu döneminde bir ulusal ve uluslararası mafyaya tam dönüşme aşamasına gelmiş. Birden çok aşırı bir şekilde büyümüş ama şanssızlığı da şu, Süleyman Soylu'nun Türkiye'de AK Parti'nin liderliğine, Türkiye'nin yönetimine aday olması sebebiyle Süleyman Soylu'ya gelecek de yer biçmeyenler, yani Tayyip Erdoğan kendi çocuklarına bırakmak istiyor Türkiye'yi. Süleyman Soylu'ya bırakmak istemiyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun da bir şekilde ipini çekeceklerdi ve Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla beraber yeni bakanımız, İçişleri Bakanımız şeyin ipini çekti. Ayhan Bora Kaplan'ın ipini çekti. Evet. Şimdi İsmail Müdürüm diyor ki bana diyor polisler Süleyman Soylu'yu sordular diyor. Şimdi gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Bir taktik mi yapıyor? İşin içine Süleyman Soylu'yu mu çekmeye çalışıyor? Veya insanların aklına şu geliyor. Süleyman Soylu artık düştü. Onun aleyhine bir dosya mı toplanıyor? Bir dosya mı hazırlanıyor? Siz hani bu konuda çok uzman bir insansınız. Bunun satır aralarından ne anladınız? Ne demek istedim? Evet, verdiği ifadeyi okuyunca aslında satır aralarında neler olduğu gözüküyor. Diyor ki beni organizeye götürdükten sonra diyor işte beni aç ve susuz bıraktılar, sürekli sorguladılar diyor, tekmelediler diyor. Ondan sonra diyor bana bir 7-8 sayfalık bir liste imzalattılar diyor. Hatta işte 40-50 kişinin ismini sordular diyor. Bu isimleri sorduktan sonra yani bu isimlerle ilgili bilgileri verdikten sonra sen örgüt müsün, mafya mısın gibi şeyler söylediler diyor. Yani bu söylediklerinden söylemediklerine bakarsanız bir sorgu psikoloji, sorgu mantığıyla işkence yaptı derdi. Yani eğer o kişilere polis Süleyman Soylu'yu, diğer siyasetçileri, bürokratları, polisleri isim isim onlara sormuş olsaydı polis bunu işkenceyle kabul ettirirdi. Çünkü günümüzdeki polisin insanları nasıl işkence yapabildiğini, neler yapabildiğini değişik davalarda gördük. Yani bürokratlara, diğer şeylere, diplomatlara yaptıkları işkencelerden. Dolayısıyla kendisine işkence yapıldığını söylemiyor. Yani burada işkenceyle alınmamış ifadesi. Ama biraz dövdüler falan filan diyor. Bu şu demek, korkutmuşlar yani. Korkuttuktan sonra muhtemelen orada kendisinin daha sonra kabul etmediği saçma sapan bana işte 7-8 sayfa şey imzalattılar ya da imzalamadım diyor ama konuştuk diyor orada. Yani bu da şu demek, her şeyini kaybetme ile karşı karşıya kalmış birisi. Süleyman Soylu gitmiş, Yüksel Kocaman gitmiş, arkasındaki destek bitmiş. Ve yeni gelen bakan ve sistem onu seni bitiririz, senin her şeyini bitiririz diye bir şeyle tehdit ettikleri zaman yapmış olduğu şey muhtemelen sistemi, eski sistemi tamamıyla anlatmıştır büyük ölçüde. Zaten operasyon sırasında basına sızan şeylerde
Yüksel Kocaman'ın ismini verdiğini, işte Alparslan'ın ismini verdiğini söylüyorlardı ama diğer isimleri söylemiyorlardı. Yani benim şu anki ifadesinden çıkardığım şey, Ayhan Bora Kaplan siyasetle ilgili, bürokrasiyle ilgili birçok ismi ötmüş, yani tabiri caizse orada. Fakat belki bunları imzalamamış, zaten alanlar da imzalatmamışlardı. Çünkü buradaki biz Güven Park kanalımızda yapmış olduğumuz bu konunun o aşamadaki değerlendirmesinde onun mülakatla ifadesini almıştır bunlar. Bunları kullanacaklar çünkü bu siyasi bir operasyon ve bunları kağıt üzerine dökmeyecekler. Yani tutanağı yazmamışlar fakat gayri resmi olarak mülakat notlarında bunun bütün bağlantılarını ortaya koymuşlar. Nitekim bu operasyon sırasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şu anda halen Yargıtay Başkanı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'i çağırdı ve konuştu. Ayhan Bora Kaplan'ın ifadeleri üzerine. Ve şu an mahkemede de görüyoruz ki bir anlaşma söz konusu olmuş. Nasıl bir anlaşma söz konusu olmuş? O orada birçok ismi vermiş, konuşmuş, bunlar kayıda girmiş, bunları muhtemelen kaydını almışlardır. Yani yazılı tutanak olmasa bile bir görüntü kaydı Süleyman Soylu ile ilgili, diğer işte Yüksel Kocaman'la ilgili, yargıdaki insanlarla ilgili bir kayıt tutulmuştur. Ve bu kayıt o kimseleri etkisiz hale getirmek amacıyla tutulmuştur. Nitekim Ayhan Bora Kaplan'ın o ifadesinden sonra Süleyman Soylu'nun ortalıkta sesini duymuyoruz çok fazla. Yüksel Kocaman'ın da sesini duymuyoruz çok fazla. Dolayısıyla orada alınan bilgilerin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Ayhan Bora Kaplan aslında vereceklerini vermiş, şu anda şeyleri yapıyorlar. Yani herkes şu an gördüğüm kadarıyla memnun. Yargı da olayı büyütmemeye çalışıyor. Yani düşünün, Ayhan Bora Kaplan 52 tane suçtan kaydı var. 52 tane suçu kapatılmış son 5-6 senedir. Ve bu adamın 32 tane şirketi var. Yani bu kadar büyümüş maddi olarak. Ondan sonra yargı mensuplarıyla, polislerle beraber Emniyet Müdürlüğü bahçesinden adam kaçırmış. Çöktüğü adamları emniyetle beraber çökmüşler. Emniyet ona yönlendirmiş, o para istiyor. Sonra bunun çöktüğü adama emniyette sorgu sırasında Asayiş Müdürü İl Emniyet Müdürü'yle, Servet Avcı'yla konuşarak işte 30 bin dolarını aldık diyor. Adama bir daha akıllı ol, bundan sonra bize şey yapma diyor. Bu kadar kirli işler var yani. Adamın Yüksel Kocaman döneminde onlarca dosyası kapatılmış. Uyuşturucu imal ve ticareti suçu var orada. Yani uyuşturucu, 2017'de uyuşturucu satışı var. 2018'de örgütlü şekilde bütün çökme olayları, tam bir mafya babasına dönüşme dönemi de 2018. O tarzda suçlar var çünkü bir sürü mağdur vardır. Canını yaktıkları insanlar vardır. Cinayetler var, yaralamalar var, adam kaçırmalar var. 2019'da iş uyuşturucu imaline dönmüş. Yani bu adam ilk döneminde kokain İstanbul'dan alıp getirirken, son dönemde belki o kokainin paketlenmesinde, pazarlanmasında narkotik dairesinin aynı caddesinde uyuşturucu imalathanesi kurmuş adam yani. Orada uyuşturucu satıyor. Bununla ilgili zaten ifadeler var, bilgiler var, deliller var yani. Mahkeme bunları soracağına, yargıdaki kirlenmişliği soracağına, mahkeme tutuyor 15 Temmuz'da silahları nereden aldın? Yani polis verdi dese mahkeme başkanı ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Ama ne yapıyorlar? Toplumun önünde gerçek suçları konuşmamak için, yargıdaki kirlenmeyi, polisteki kirlenmeyi konuşmamak için neyi konuşuyorlar? İşte 15 Temmuz'un silahlarını. 15 Temmuz'la ilgili zaten toplumda bir şey var. Muhalefet bile 15 Temmuz'la ilgili konuları ağzına almıyor ki. Yani adam tutup dese ki ben silahları bana polis verdi dese ne olacak ki? Yani ben 15 Temmuz'dan sonra konuştuğum bir polis depodan silahları yükleyerek emniyetin deposundan gidip dağıttıklarını anlatmıştı. Yani bununla ilgili tanık aramıyor ki mahkemeler. Tanık arasalar yüzlerce bulurlar. Çok çok enteresan bir noktaya değindiniz. Yani aslında bu silah muhabbeti bir şeylerin üstünü kapatmak için yapılmış
bir muhabbet, bir sorgulama. Çok enteresan. Herkes hani şöyle yorumladı. Hani bu da Bolt izleyicilerin farkı olsun. Herkes aa ne güzel 15 Temmuz'un kapağı mı açılıyor falan dendi ama olay aslında çok farklı. Başka büyük suçlar örtülürken başka bir şey konusunda hani bir cambaza bak taktiği hani çok yaygındır. Cambaza bak Evet. taktiği yapılmış. Şimdi yine Klasik bir bu şeydir. Klasik bir suçlu psikolojisidir. Sözünü kestim ama klasik bir suçlu psikolojisidir. Bunu bütün soruşturma yapan polisler bilir. Siz bir adamı cinayetten dolayı sorguluyorsanız adam size cinayeti anlatmamak için başka bir sürü şey verir. Abi sana işte 50 kilo eroin vereceğim, şu kadar uyuşturucu vereceğim, şurada şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Yani kendi suçu konuşulmasın diye başka her türlü şey konuşur kişi. Onun için bir sorgu eğitiminde deriz ki bu tarzda farklı bilgiler verirse bir insan size bunları da tamamen göz ardı etmeyin. Ya boş ver tamam onları sen cinayeti konuş demeyin de onlara şunu dersiniz. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi şu konuyu konuşalım. Yani kişiyi konu dışına çıkarmamanız gerekir. Mahkemenin aslında Ayhan Bora Kaplan'ı yakalamışken ona gerçek suçlarını anlattırması lazım. Yani 52 tane dosyayı yargıdan nasıl kaçırdın? Yargının gözü önünde bu kadar cinayeti, çökmeyi, FETÖ borsalarını bu kadar insanların, siyasetçilerin, bürokratların kayıtlarını nasıl yaptın diye asıl soruları sorması gereken onları sormuyor. Klasik herkesin bildiği, herkesin merak ettiği cevabını alsa bile ideolojik olarak herkesin yine kendi inanışına göre devam edeceği bir soru soruyor. Yani bu tamamen cambaza bak taktiği dediğin gibi. Şimdi bu yani siz diyorsunuz ki taraflar anlaşmış ve herkes istediğini almış gözüküyor. Peki bu iş nereye gider? Yani isteyen Soylu'ya kadar uzandırabilir mi? İşte zaten Sadık Soylu kabul ediyor, ilişkisini kabul ediyor yeğeni kendi kuzeni. Veya bir yerlerde durur mu? Çünkü anladığım kadarıyla Ayhan Bora Kaplan'ın üzerine yeni şeyler de ekleniyor. Nedir yani Ayhan Bora Kaplan'ın şu andaki siz mahkemede gördüğünüz psikolojisi nasıl ve bu iş nereye gider? Nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Bence Ayhan Bora Kaplan'ın psikolojisi gayet yerinde. Anlaştıklarını da görüyorum. Anlaştıkları için de konuyu farklı yerlerde gezdiriyor. Fazla bir endişesi de yok. Kendisine atılan suçlamaların birçoğunu rahatlıkla ikinci, üçüncü şahısları yükleyerek kurtulabilir. Mafyaların klasik yöntemidir bu yani. Cinayet işlediyse onun yanındaki adam yapmıştır. Silah taşıdıysa onu biri üstlenir. Öbürünü başkası üstlenir. Onlar bir afla çıkarlar. Türkiye'de mafya babası olanların hepsinin geçmişinde bu tarzda suçlar vardır yani. Ne zaman ki sistem gerçekten bunlarla mücadele etmeye karar verirse bunları içeri atabilir. Ama sistem bunlarla oynarsa, yani bunlar sistem hakkında çok fazla şey biliyorlarsa, bilgi biliyorlarsa, aynı Sedat Peker gibi. Sedat Peker de dünya kadar şey açıklayacağım dedi. Hiçbirisini açıklamadı ve şu an Dubai'de hayatını yaşıyor yani. Bu da ben şunu düşünüyorum. Eğer yargılama bu şekilde giderse, ciddi bir şekilde konulara girilmezse, bu sorulan sorularla, yapılan yargılamalarla 3-5 sene sonra, yani bu olay unutulduktan sonra Ayhan Bora Kaplan dışarıya çıkar ve o da bir tanınmış mafya babasına dönüşür. Yani kelebeğe dönüşür o da. Ondan sonra iş adamıyım der, işte sayın deriz ya da racon kesmeye başlar. Yani Evet. dolayısıyla ben şu anki Milliyet yapılan... Gazetesi de ödül verir. Evet. Sedat Peker'e verdi ya müdürüm. Milliyet Gazetesi yılın iş adamı ödülünü verdi. Bir ödül de Ayhan Bora Kaplan'a verir. Olay Evet. temizlenir. Evet. Son olarak çok vaktinizi almak istemiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni bir bakan var. Yeni bir bakan da her gün sayılar veriyor, rakamlar veriyor. Pek ismini açıkça ben hani polis adliye muhabirliğinden gelen bir isimim. Uzmanlık alanım o yönde ama pek duymadığım isimler. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu operasyonları gördüğünüz zaman gerçekten mafyayla Soylu sonrası için bir mücadele yapılıyor mu? Keşke yapılsaydı. Yani ilk dönemde bakan geldiği zaman, niyetini belli ettiği zaman biz kendi yayınlarımızda da söylemiştik. Yani bir beyaz sayfa açmıştık. İyi niyetli olarak geldi, başladı. Bir takım küçük mafyalarla da mücadele
edecek birisinin biraz temiz birisi olması lazım. Yani Süleyman Soylu gibi birisi ya da daha hükümetteki başka ihaleci bakanların hiçbirisi bu işi yapamazdı. Valilikten gelen nispeten geçmişi temiz birisini getirdiler ki bir takım operasyonlar yapsın. Ama yapılan operasyonlar gerçekten mafyayla mücadele mi? Yani hangi mafyayla mücadele ediyor derseniz, organize suçlar kitabı yazan bir Türk olarak, yani bir bu konuyu bilen birisi olarak söyleyeyim. Biz mafyaları 4-5 farklı kategoride değerlendirdik, organize suç gruplarını. Bunlar en üstte uluslararası mafya dediğimiz mafya vardır. Uluslararası mafya özellikle eroin, kokain ticareti ve uluslararası kaçakçılık gibi büyük işleri uluslararası mafya şirketleriyle, mafya örgütleriyle birlikte yaparak uluslararası para aktarma sistemleriyle, kara para aktarma sistemleriyle bu işi döndürerek yürüten mafyadır. Mesela Sedat Peker bir uluslararası mafyadır. Aynı şekilde Mehmet Ağar, işte Alaaddin Çakıcı bunlar uluslararası mafyadır. Çünkü adam işte İzmir'in aşağı tarafındaki o aldıkları işte limanda ne yapıyorlar? Uluslararası kokain ticaretini yönetiyorlar. Ya da eskiden beri Afganistan'dan gelen eroin ticaretini yönetiyorlar. Türkiye'nin 80'den beri ölen her vatandaşında sağ sol diye Türk Kürt diye ölen her vatandaşının silahı, kurşunu bu eroin ve son dönemde de bütün kirli işler kokainle beraber eroin parasından yine karşılanmaktadır. Dolayısıyla uluslararası mafya en üsttedir burada. Ondan sonra ulusal mafyalar başlar. Yani ulusal mafya dediğimiz mafya da bir ilde ya da birden fazla ilde etkisi olan mafya grubudur. Ondan sonra bu Ayhan Bora Kaplan da bizim ulusal mafya olarak bile tam adlandıramayacağımız birisi. Yani bir Ankara mafyası. Ayhan Bora Kaplan. Henüz Ankara dışında bir yerde bir etkinliği yok. Yani bir Alaaddin Çakıcı diyelim ki içeriden çıktığı zaman Ankara'da gitti, Kürtahmet'i ziyaret etti, işte Adana'da gitti, oradaki söylemezler farklı. Şu an ismini hatırlayamadım. Oradaki bir grubu ziyaret etti. Her ilde gidip o ilin gruplarını ziyaret etti. Dolayısıyla ulusal düzeydeki mafya şeyini de organize edebilecek bir yapısı vardı. Ama Ayhan Bora Kaplan ulusal düzeyde bir mafya da değil. Ayhan Bora Kaplan sadece Ankara çapında bir mafya. Zaten şirketlerine bakarsanız, yapılanmasına, para ticaretine bakarsanız, MASAK raporuna baktığınız zaman, suç kayıtlarına baktığınız zaman, yaptığı bütün yaralama, işte kaçakçılık, eroin işleri, kokain işleri Ankara çapında yapılan işler. MASAK raporuna göre kurduğu şirketler, yaptığı işler Ankara çapında olan işler. Dolayısıyla Ankara'daki dönen uyuşturucu öteberi işi Türkiye'deki ulusal ve uluslararası mafyanın döndürdüğü paranın miktarını hesaplarsanız binde bir bile değildir yani. Siz düşün geldiğinizden beri hangi mafya parasına el koydunuz? Henüz bir Ayhan Bora Kaplan yani Ankara çapındaki bir mafya grubuna dokundunuz. Ankara çapında ona dokunmalarının sebebi de dokunamazlardı Süleyman Soylu'yu bitirmek için. Yani ona çünkü patronları dediler ki sen işte Süleyman Soylu'yu bitir. Bir bürokrat ya da siyasi nereden bitirilir? Kirli tarafı neyse oradan yakalar bitirirsiniz. Süleyman Soylu'nun en kirli tarafı neydi? Ayhan Bora Kaplan işte pis işleri yapan, işbirliği yaptığı, desteklediği bir adam. Başka adamlar da var. Başkalarıyla da fotoğraf var ama en pis işi bu olduğu için buradan yakaladılar. Süleyman Soylu'yu bitirmek istiyorlar. Dolayısıyla Ayhan Bora Kaplan operasyonu da İçişleri Bakanı'nın bir göz boyaması. Yani bir taraftan istediği patronuna istediği kemiği götürüyor yani bir şekilde. İşte yani sen mutlu etmek istiyor. Süleyman Soylu'yu bitirdim işte nedir? Halifelere, genç halifelere yer açmak amacıyla yapılan bir şey. Bu Türkiye'deki mafyayla mücadele edildiğini mi gösteriyor? Göstermiyor. Türkiye'de mafyayla mücadele ettiğinizi göstermek için ulusal düzeyde, uluslararası düzeydeki mafyalara operasyon yapmanız lazım. Ama o operasyonu yapmayı da şimdiki bakanın gücü yetmez. Yani bir tarafta Devlet Bahçeli o mafya liderleriyle fotoğraf çektirirken İçişleri Bakanı mafyayla mücadele ediyorum diyemez. Kimseye kusura bakmasın. Yani Türkiye'de MHP orada durduğu sürece, mafyanın onlarla ilişkisi olduğu sürece, ayrıca Sedat Peker'in açıkladığı gibi Türkiye'nin yeni girdiği kokain piyasasındaki eroin piyasasında kat kat üstünde olan bir miktarda Binali Yıldırım gibi isminin geçtiği bir yerde İçişleri Bakanı ulusal ve uluslararası mafyalara dokunamaz.
Dolayısıyla içeride bazı göz boyama işleri yapıyor. Yapılan tüm 80 tane il var, 80 tane komşu şube müdürlüğü var. Oraların yaptıkları rutin işlemleri her hafta süslü bir şekilde hesabından duyurarak mafya ile mücadele ettim diyor. Biz eleştiriyorduk uluslararası mafya yakalamıyor diye. Uluslararası mafya da yakalamaya başladı son dönemde. Fakat yakaladıkları uluslararası mafyanın da hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Çünkü yakaladıklarını suç delilleriyle beraber ilgili ülkeye teslim etmiyor. Dolayısıyla edemez zaten. Niye edemez? Çünkü onlarla kokain, eroin işleri var yapılan Türkiye'deki grupların, siyasetçilerle bağlı grupların. Dolayısıyla onları da oraya teslim edemiyor ama vatandaşın gözünü boyuyor. Niye? İşte Arnavut birisini yakaladı. Ondan sonra Hollandalı birisini yakaladı. Alman birisini yakaladı. Yok Kazakistanlı birisini yakaladı. Yani o yakalanan kişilerin yakalanması uluslararası mafyayla mücadele edildiğini göstermiyor. Yani siz onları yakaladığınız zaman onların bağlantılarıyla beraber onları bir kontrollü teslimat gibi götürüp teslim etmeniz gerekir. İlgili ülke. O ülkelerde işkence yok, kötü muamele yok. Şey olarak. Türkiye gibi değil yani onlar. Ve gerçekten sorun böyle çözülür. Siz yakaladık diyorsunuz ama sonra ne yaptınız? Sonrası yok. Ya belki yakaladın, 2 hafta sonra bıraktın. Ya da yakaladın, bir yerde tuttun, 6 ay sonra bıraktın. Dolayısıyla bu mafyayla mücadele edildiğini göstermiyor. Yani Türkiye'de gerçekten mafyayla mücadele edildiği zaman bunu önce şuradan görürsünüz. Bakanın çivilerinin zorlandığını, yani bakanın yerin oynamaya başladığını, basında ötede beride bakan hakkında haberler çıktığını görmeye başlarsınız ve bakanın tehdit edildiğini görürsünüz. Yani şu an mafyayla mücadele ediyor ama Türkiye'nin en rahat adamlarından biri İçişleri Bakanı. Yani Türkiye gibi bu kadar artık Guardian gazetesinin, uluslararası gazetenin ki bu bağımsız güçlü bir gazetedir. Bu haftaki haberi Türkiye bütün uyuşturucuların diyor. Sadece eroin kokain de bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi diyor. Yani bütün uyuşturucuların merkezi haline gelen bir ülkenin İçişleri Bakanı böyle çok rahat dolaşmaması lazım. Yani eğer mücadele ederse. Eğer mücadele edeyim gibi yapıp yani Twitter'dan sürekli reklam yapıyorsa o zaman demek ki şey yapıyor, halkla ilişkiler yapıyor yani. Mafya işlerine devam ediyor. O arada küçük mafyalarla uğraşarak, ufak tefek Ankara mafyasını döverek, Ayhan Bora Kaplan kim yani? Dünün çocuğu yani. Daha Ankara dışına çıkmamış birisi yani. Bununla ülkenin gözünü boyamasınlar. Ayhan Bora Kaplan'la mafyayı bitirdik diyemezsiniz. Siz anlattınız, ağzımız açık kaldı. Yani tam anlamıyla Derya Deniz'siniz müdürüm. Çünkü olaylara bakış açımızı çok değiştirdiniz. Hakikaten ben de bakıyorum şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya övgülerde yarışıyor bütün gazeteler, bütün televizyonlar. Daha dün neydi, bugün ne oldu? Mesela çok enteresan bir noktaya değindiniz. Gerçekten de böyle olmaması gerekiyor. Gerçekten de mücadele ediliyorsa çok değerli vakitlerinizi ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Çok şey öğrendik sizden. Bolt Plus izleyicileri de hem mafyayı daha yakından tanıma imkanı oldu, hem de Türkiye'de neler döndüğünü daha iyi anlama imkanı yakaladı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.